Evet, öncelikle size hoş geldin diyorum buradan. İyi hissediyorum açıkçası. 3,5 ay sonra kariyerde ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Ama iyi hissediyorum kendine. Zaten son 4 hafta idmanda çıkıyorum, yapıyorum idmanlara. Yavaş yavaş ilk maç için hazırlanmaya başladım. İyi hissediyorum. Sahada özledim. Arkadaşlara sahaya beraber oynamak çok özledim. Trabzonspor'un taraftarlara sahaya çıkmak çok özledim. İyi hissediyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Evet, hemen orada düştüm, farkında oldum, kırık oldu. Doktor dedi, doktora hemen sordum, kaç ay olacak, ne zaman sahaya döneceğim. Hemen düşündüm, çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Biliyorsunuz ben hem idmanda hem maça hiç kaçırmak sevmiyorum. O yüzden doktora sordum, kaç ay geri dönebilirim. O dedi 4 ay, ben de dedim haydi 3 ay inşallah döneceğim. 3,5 ay buradayım, hazırım. Buradan tekrar herkese, Trabzonspor'u çalışanlar, futbolcular, Trabzonspor taraftarlar, tüm Türkiye'den herkesten çok mesaj aldım. Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum sahaya çıkmak. Kampın dönüşü, Dünya Kupası dönüşü, ligin başlayışı, içeride Fenerbahçe maçı. Çok önemli bir ligin seyri açısından, Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı. Sen kendin sağlık olarak mutlaka iyileştin, onu görebiliyorum zaten. Kendini nasıl hazırlayacaktın o maçta, Vizca, yani süre olmasına rağmen oynar mı? Maç ettiğin mi? Burada kapatabilecek misin? O maçı kafanda şimdiden yaşıyor musun? Ne Öncelikle fiziksel olarak dediğim gibi 4 hafta çalışıyorum, iyi hissediyorum kendine. O maça kadar daha 3-4 hafta, 3,5 hafta var. Ben de zaten tüm kariyer boyunca %100 çalıştım. Onun bir fiziksel olarak bence de sıkıntı olmayacak. Tabii ki düşünüyorum o maçta. Önemli bir maç bizim için. Çünkü bizim rakibimiz... Bizde futbolcular her zaman o maçlara diyoruz 6 puan bir maç oynayacağız. Ama ben geçen sene çok güzel bir hikaye beraber yazdık. Bu sene onu yazacağız inşallah. Güçlüyüz, özellikle evde taraftarlar beraber. Herkese yenebiliriz. Güçlüyüz ama tabii ki taraftarlar beraber bizde futbolcular olarak, bireysel olarak bu aradan sonra daha fazla sorumluluk almak, daha fazla istekli olmak. Çünkü bizim karşında herkese özel bir motive oluyor. Trabzonspor'un karşında oynamak herkese ekstra eforu veriyor. O yüzden bizde bu aradan sonra dediğim gibi daha bireysel olarak daha fazla sorumluluk, daha fazla istekli olmak. Ben tekrar inanıyorum, sezonun sonuna kadar Trabzonspor'a geçen seneki gibi kupaya kaldıracağız. Taraftarlar beraber geçen seneki gibi kutlama yapacağız inşallah. Sizin tekrar çok geçmiş olsun. Aslında sakatlık süresinde kondisyonunda birçok isim değişti. Orada aslında çok da istikrar sağlanamadı. Aslında yokluğunda birazcık da aramızda değişti. Senin bununla ilgili bir yorum olur mu? Aslında Ersen'le çok da fazla oynama şansı da olmadı. En azından gördüğünüz şampiyonlar, antrenmanlarda nasıl bir şey var? Şöyle, şimdi biz hem kupada hem ligde tabii ki her maçta kazanmamız lazım. Diğer futbolcular oynadılar benim pozisyonda. Sağ bek değişti, sol bek değişti. Kolay değil başka yere olmak. Onu
Ben de zaten sadece sağ kanat oynuyorum. O yüzden diğer futbolcular anlamak gerekiyoruz. Çünkü bu kariyerde bir pozisyon oynuyorsun, değişiyorsun, kolay olmuyor. Ben de geçen sene özellikle Bruno'da alıştım onu. Ondan sonra değişiyorsun. Her şeyde bir süreç alma gerekiyor. İnşallah dedim, şimdi sağlıklı her şeyde, herkes de buradayız. Bu 3 hafta içinde hep beraber iyi bir idman yapacağız. Kendine alışacağız. Ondan sonra geçen seneki gibi daha iyi Trabzonspor seyredeceğiz hep beraber. Evet, düşündüm. Başakşehir'e zamanında öyle bir şey geldi, düşündüm. Sonra milli takımda gittim, olmadı ama ileride bence de alacağım. Zaten hem kariyerde hem yaşamak, çalışmak ileride Türkiye'de kendine görüyorum. Dediğim gibi Türkiye benim ikinci vatan, öyle hissediyorum. Çok şey kazandım burada son 2 sene, son 12 sene. O yüzden hem Türk vatandaşları olmak istiyorum. Bir de burada hayatını görüyorum, kendini hayatını görüyorum. Tabii ki Kopenhag maçında sahaya olmak istedim. Çünkü Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'a, Trabzon'da oynamak istedim. O maçta özellikle tabii ki sahada olmak istedim ama sakatlandım, nasip oldu. Ama ben her zaman istekliyim, her zaman kendine için, takım için hedef koyuyorum. İnşallah biz bunu sene tekrar başarılı olacağız. Seneye Şampiyonlar Ligi'de Trabzon'a getireceğiz, inanıyorum. Evet, öncelikle 20 önümüzdeki 25 maç var. 6.1 puan fark var bizimki liderle. Geçen seneye göre ben de bu sene hiç oynamadım. Bir maç oynadım. Bruno Perez yoksa, Dorukhan yoksa yeni bir takım diyebilirdik, sahaya çıktık. O yüzden diyorum bu ara bizim için çok önemli. Herkese yavaş yavaş dönüyor. Bizim en büyük avantaj biziz. Beraber olmak, herkese sağlıklı olmak. Diğer herkese tabii ki transfer yapıyor, iyi oluyor. Ama ben bunu söyleyebilirim. Biz tekrar en güçlü takımlar biriyiz. Ben tekrar bizim hedef şampiyon, tabii ki şampiyon olmak. Beraber olmak, sağlıklı olmak. Dediğim gibi en büyük aday tekrar biziz. Sadece daha beraber olmak, daha istekli, daha sorumluluk almak. 25 maç var. Taraftarlar beraber, biz onu tekrar yaşayacağız inanıyorum.